Selam YouTube. Bir pazar gününde daha birlikteyiz. Bugün Uğur, Davut, ben. Güzel bir antrenman yapacağız Mavişehir'de. Saat sabah 10. Buradan birazdan vapurla geçeceğiz karşıya. Uğur'u alacağım. Güzel bir antrenman yapacağız. Vapur sürecini sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden burada başladı video. Çok profesyonel olmasa da bu vloglara alışmak lazım bu süreçte. Kendinize dikkat edin. İyi seyirler. Uğur'un evinin önündeyiz. Uğur eğer diyorsa 5 dakika yazalım diye. Büyük ihtimal o. Siz 15 dakika olarak hesaplayabilirsiniz. Sizin de hayatınızda böyle insanlar var mı bilmiyorum. Ben her şeyde dakik olmaya çalışırım. Yani dakiklik yani o konuda çok disiplinliyimdir. Saat 10 diyorsam 10'dur. Ama bazıları böyle birazcık tembel ve gevşek Uğur gibi. Bunu izlerken de bunu anlar umarım. Beklemek hayatın bir parçası oldu resmen. Ama yeter artık yani. Beyefendi sonunda gelebildi. Merhaba de takipçilerime. Kardeşim yasaklı şeyler yapıyorsun. Kapalı alandayız. Yapma böyle şeyler. Tutuklanırsınız. Sensin. Çiko bizi yatınla mı gezdireceksin? Bu neydi? Ha? Yatınla mı gezdireceksin bizi? Nasıl biliyoruz? Artık bu pazar günleri biliyorsun açılmazsa kalmaz. Pazar günleri buraya tekne gibi. Benim özel yatta bir arıza olmuş. Burcum kusura bakma bugün yatımda bir arıza oldu. Mecburen. Fakirse fakir. İzmir vapurunu kullanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Böyle arızalar beklenmedik durumlar olabiliyor. Yapabilecek bir şey yok. Şöyle bir manzarayı göstereyim size. Sensin İzmir. Asıl manzara burada olur. Sensin. Beni bu saatte kaldırttın ya. Erken kalkan yol alır. Yol erken al. Kaldıran yol alır. Yol al lan, yol al. Ufak bir tekne seyahatinden sonra özel şoförüm beni almaya geldi. Evet. Aç lan kapıyı. Buyurunuz. Buyurunuz. Teşekkürler beyefendi. Al, pazörüm düştü. Aa. Olmadı. Al canım. Ah benim. Buyurunuz. Davut Bey. Selam. Nasılsınız? İyiyim beyefendi. Buyurun. Teşekkürler. Bizi de her şey büyük biliyorsun. Ne haber? Takipçilerime merhaba de. Selam. Yorgun gözüküyorsun. Bitiyim. Takılıyor biraz. Sonunda. Nasılsınız? İyi kanka sen de. Bir burger yenmiş burada. Flu Burger. Yok ya ama yiyeceğiz değil mi? Ben onu evet, bekliyorum bak bugün. İşte benim kafamda adamlara bayılıyorum. Ne yiyeceğiz? Antrenmanda ne yapacağızdan önceki soru antrenmandan sonra ne yiyeceğiz? Ben bence kemeri tak da şey yapmasın. Tamam emniyeti ararız. Şu olmaz. Polisi mi aradın takacağım mı? Takıyorum. Ne yiyeceğiz abi? Arabanızda tuzlu vallahi renklerinden bu kullanabilir miyim? Kardeşim kullan tabii. Ne gibi şeyler? Yeşil ayçiçeğiz biliyorsun. Yeşil, yeşil severiz. Close sağlıklı friends. Yaşam. Close friends online. Çöp. Seversin. Yavrum şeye gidiyoruz Livin'e. Şey mi? Ha. Boyut olup. Neyse. Kahve içmede görüşürüz büyük ihtimalle. Orhan bizi bekliyordur orada. Nasıl? Çok iyi. Orhan. See you. Bir Orhan Karalı dayı, teması. Hayırdır yarış mı var ya ne bu ya? Ben de anlamadım ki anlamadım. Birader küfür etme. Yakışıklı. Benden Orhan daha fazla yakışıklı birini getirdim bugün videoya. Kemal'den sonra. Aa saçmalama ya. Tabii tabii. Adam manken ya. Adam manken. Adam jön oğlum. Öyle yani sen. Bana sen bak ben ayı gibiyim. Nazar değdirme. Ayı. Final basalım. Dur onu arayayım bir. Neredeymiş bir soralım. Kesin dersi vardır onun. Antrenmandan önce alkol alıyor. Her zaman. Kemal. O burada mı? Burada değildir ki hafta sonu kaçmış. Burada burada. Nasıl ya?
Davut diyor ki o burada değildir hafta sonu diyor. Kesin diyor kaçmıştır bir yerlere diyor. Ben dedim ders veriyordur şu an. Bak bak. Aynen. Ve işte böyle. Şimdi YouTube videosundasın şu anda. Seninle telefonla görüştüğüm herkes biliyor şu anda. Her videomda olduğu gibi yine varsın. Geliyorum birazdan oraya. Tamam, hadi öptüm. Hadi bay bay. Beni gerçekten tanıyan adamı görüyorsun diyor. Salondaymış 9'dan beri ders veriyormuş. Pazar günleri hep çalışıyor. Neden? Bilmiyorum. Abi hafta sonu kaçıyor mu? Yani? Cumartesi. Cumadan kaçıyor, cumartesi geri dönüyor. Pazar çalışıyor ha. Nasıl bir sistem o ya? Kemal Eroğlu sistem. Cuma kaçmak için pazar. Cuma kaçıyor, cumartesi takılıyor. Pazar sabahı derse geliyor direkt. Biz yaşlandık. Davut bak dün akşam bir düğüne gitti. Pert şu anda. Ne yedin kahvaltıda? Hiçbir şey yok. Sen? Biraz. Sen yedin. Ben de biraz yulaf protein tozu yedim. Antrenman sonrası ne oldu abi şu anda? Antrenman sonrası ne yiyeceğimizi düşünüyorum. Bugün bütün cheat menüsü Davut'ta. Nereye götürürse onu yiyeceğiz. Bence az yememiz abi. Yapalım öyle şey. Ben ne varsa yerim abi. AVM'de bile yerim yani. Senden bize yiyemeyiz. Aynen ya. Davut bu arada benim kaybettiğim pizza yarışmasının birincisi, ilk birincilerinden. Aynen, i̇lk yiyen benim. İlk aynen. İlk yiyen o. İlk, ilkleri sever. İlk sıra. First blood. O zamanlar çeyrek altın mıydı? Yarım altın mı vardı? Ne vardı? Çeyrek altın. Kaç paraydı? 450 lira. Bak şimdi düşün. Şimdi kaç para çeyrek altın? Siz hesaplayın. Gram yani. 1600 yani. Birazdan Orhan gelir. Orhan'la devam ederiz video. Hoş geldin Orhan. Gıybetin ortasına geldi Orhan. Abi böyle sürekli kesinti mi yaşayacağız? Her istediğimizi konuşamıyoruz mu? Burak şey var. Ben herkesin suratına söylüyorum. Ne söylüyorsun? Bana mı suratına? Abi konuşulacak şeyleri konuşalım yoksa olmaz yani. Sponsorluk meselelerini konuşuyorduk da. Kim ne kadar kazanıyor vesaire. Kim hak ettiğini alıyor, kim hak etmediğini alıyor. Ya da hak edenler hiçbir şey alamıyor, kol alıyor. Bizim gibi. Yani onları konuşuyorduk da. Yok canım ben hak ettiğimi söylemiyorum da. Yani hak eden insanlar da var. Sen Türkiye'de kaç kere şampiyon oldun? Ya ben iki defa şampiyonluğum kaç var ama. Kaç tane derecem var? 4-5 tane mi? Bu adam men's fizikte, atletik fizikte. Türkiye'de iki kere şampiyon oldu. Gençlerde oldu bir de birini. Hani biri büyükler, biri gençler. 1.78'de. Pardon, biri overall. Overall'ı var. 1.78 ki çok kalabalık stette. 50 kişi yarışıyor. Bu stette birinci olmuş adam. Sponsorluğu yok henüz mesela. Neden? Çünkü sosyal medya. Çünkü sosyal medyada yeteri kadar işte aktif değil, takipçisi yok diye. Sanırım artık sponsorluk işi böyle oluyor. Hani affedersin götünü başına atıyorsun, 50 bin takipçi yapıyorsun. Sonra sporculukla hiçbir alakan yok zaten. Büyük ihtimal son bir senede antrenör olmuşsun hatta. Sponsor oluyorsun. Böyle başarılı adamlar, böyle başarılı adamlar. Adamın Türkiye'de iki kere şampiyonluğu var. Hiçbir şekilde böyle aketi değeri görmüyor. O yüzden Türkiye yakında bu değerleri kaybeder diye düşünüyorum. Sonra da ağlarlar. Ama biraz da bizim suçumuz ya. Sosyal medyaya biraz yüklenmek lazım. Ya adamlar yapıyor abi, yapan yapıyor yani. Dediğin gibi belki hiçbir başarısı yok. Bir bakıyorsun saçma sapan bir kitlesi var yani adamın. Bir de o yüzden para kazanıyor kitle. Kazanıyor. Ya onlar da başarılı bak. Gerçekten emek verip hani hak eden insanlar hiçbir şey değil mi? Bizim Göktuğ mesela. Adam gerçekten mesaiye harcıyor. Tabii canım. Her gün bir şey paylaşıyor. Evet. Mesaili gibi çalışıyor. Aynen mesela. Öyle adamın işi bu yani çünkü. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Onun için içerik üretiyor. İçerik üretmek de gerçekten zor yani. Ama mesela bir bakıyorum adamın vücut desen yok. Göktuğ'una mı? Aynen Göktuğ'a. İzliyordur büyük ihtimalle. Yani başka adamlara bakıyorum mesela Instagram'da vücut desen yok, kitle desen yok. Ama bakıyorum deli sponsorlar. Sponsorluğun krallığı var. Aynen. Tamam bizde de vücut yok öyle amca ama. Antrenmanla görüşürüz. Ufak tefek problems. Burada paket varmış. Yine birinin altı seti var abi. Sanki bana Mr. Olympia. Bak bak hareketi görüp birazdan çek uçalım mı? Allah aşkına. Bugün omuz odaklı itiş antrenmanı yapacağız. Omuz triceps. Biraz ısınalım. Kaç hareketim var? Kaç setin kaldı? Kaç setin kaldı Orhan'cığım? Alt setin var, üstte de alacağım. Alt üstte de alacağım. Üstte alttan da alıyorsun, üstten de alıyorsun. Üç açıdan da çalışacağım. Üç açıdan da çalışacağım. Alttan, üstten, ortadan. Yani şu alt set mantığını hiç anlamış değilim de neyse.
birazcık benim YouTube videolarımı izlerse, workset mantığını anlarsa, kas gelişimin nacizane daha iyi olacaktır. Fonksiyonel Profesör PT Davut Sütçüoğlu. Önemli hareket. Önemli hareket. Yap göster. Workset. Çeşmede ders veriyorum hareketi. Evet. Tamam, yanmış zaten. Şovdan. Kaç set kaldı? 3-12. 6 set. Başlayayım mı? Başla gel. Bana da bir şey yaptı ya. Kafam kafam güzel oldu. Ne içtin hocam? Dün akşam bir şey içmedim valla. Isınmam lazım, yoksa kollarım, omuzlarım ağrıyor. Yiyemem sana, yaşını sor. Abi zaten, adımın her yeri sakat. Ne oldu kardeşim? Yaşlandın herhalde biraz. Gel. Ağrı bastı. Bu arada, geçen Uğur'la videomuzda Uğur'un yarışacağını söylemiştik. Kaç hafta kalmıştı o yarışa? Şu an mı? O zaman mı? O zaman. 6-7, yok 8 falan. Son bir 4 hafta kala yarıştan vazgeçtik. Hem maddi sebeplerden hem de sağlık sorunlarından. Yıl sonu birlikte bir yarış yapmayı planlıyoruz. Kalbimden yaralı. Evet, kalbimizden hepimiz yaralıyız. Yurt dışı. Sen de geleceksin mi? Nerede? Tunus. Tunus'a gidiyoruz. Olabilir. Gel. Müslüman ülke. Vize yok. Vize yok zaten. Aynen. Elhamdülillah ayrı bir problem. Mersin. Mersin? He. Ne oldu, şort giymen falan dedin? Yani bilmiyorum, ne bileyim, bacaklarım o seviyeye gelirse. Sen bence mens yapalım. Mens. Bence pro mens. Pro mens. MEC mens. Değil mi? Ya kararsızım ya. Bacaklar istediğim seviyeye gelirse klasik. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyi, devam. Tamam. Daha iyi. Yani öyle her yerde götümü gösterme. İyiyim. Çok iyi. Miko mu? Versene bana, bir yarı şeyini geliyorum önüne. Hadi gel. Bende mi? Bende. Yaslanacak mı ben şuraya? Yaşlandım oğlum. Fonksiyonel. Süper. 2018'de natural olarak ilk yaptığım yarışta Davut 3. olmuştu. Ne 3. ya 4. olmuştu. Harbi mi? Aynen. Sen orada var mı? Natural hiçbir şey yok diyor. Şu anda da natural yani 24 saatte. O fotoğrafı açsana Allah aşkına. Aynen. İlk yarıştaki fotoğrafım var Instagram'da. Sen ya. Sen çok değişmişsin ama. Yani büyüdüm ya. Seni tanımamam çok normal yani. Sen o zaman Davut ya 3. ya 4. olmuştu gençlerde. İlk yarış. Hangi, nerede? Pendik. Otelde mi? Evet. Ne zaman oğlum o? 2018. Antalya'da olabilir emin değilim. Antalya? Var mı? Evet. Hiç hatırlamıyorum. Yok ya, Pendik. İstanbul. Ama var ya, harbi çocuksun orada, biliyor musun? Oğlum gençiz ya. Harbiden ya. Yaşlandık. Fotoğrafları gördüm böyle şok oldu. Bazı takviyeler bizi yaşlandırdı. Sen? He? Sen? İşte protein tozu, kreatin, glutamin, bu gibi takviyeler, BCAA gibi takviyeler bizi yaşlandırdı. He? Kısırım. Kreatin kısır yapar mı hocam? Kreatin kısır yapar mı hocam? Kreatini yapar. Eğer oraya sürersen yapıyor. Ama içersen bir şey olmuyor. Ben de elim burada yapması yarım saat sürüyor ama çok güzel. Ben nereye gitsem herkesin 10 seti var. Birader orada karın bak ne kim çalışıyor. Hadi. Beni sevmiyorlar mı oğlum burada? Boş abi. Senin yüzünden mi oluyor bu? Yaptık işte. Senin yemem. Ne yapacaksınız? Bak orada dayı oturdu şimdi. Ne yapacaksınız? Omuz. Şurada kendi zayıflamışsın ama ne oldu ya? Samsun yaramadı sana herhalde. Samsun yaradı. He? Selam versene oğlum insanlara. Şu an... Davutçum bak, mekanda değil burada. Birader... Ne dedim ki, çalışacağız. Ben seni hiç hafta sonu görmedim burada. Şaşırdım hatta. Dedim takılıyordum. Söz var oğlum. Senin adamın söz var ya. Yoksa gider miydin? Akşam gideceğim. Ondan sonra. Şey de yapalım, ev işte yapalım. Sen niye geliyorsun? Var mı? Para gidiyor. Tamam.
Nereye elimi atsam biri kapıyor hemen, ben anlamadım ya. Bugün bir sıkıntı var mı? Bugün bir sıkıntı var. Geç şuraya da yapalım bari. Kaptırmayın. Olsa iyiydi. Ne dinliyorsun? Çok merak ettim. Oğlum sen Çili'de oturuyorsun, Çili'de. Kaliforniya lan be. Nerede oturuyorsun? Adam Bostanlı'da oğlum. Bostanlı mı? Özür dilerim. Ama sen böyle ne yapacaksın? Böyle oturmaya mı geldin buraya? Aynen. Hadi. Boş golle. Yarım saatte sana sallıyorlar orada. Boş golle. Hadi izliyorsun, hadi. Videodasın, hadi. 15 tekrar. Yapar mı 15? Yapar. Sen biliyorsun. Yapar. Değdir memeye, değdir. Memeye dokunacak abi. 4 5 6 Işık 7 15 yıkmaz. Yeter. Hani 15 yapardı? Work set. Work set mi? 8 max. Abla da yapmayı düşünüyorum. Acaba? Dün diyor ki, artık diyeti bozmayalım diyor. Yeter diyor, çok bozduk diyor. Her gün İskender yiyoruz diyor. Akşam yine ne yedin gece kardeşim 2.30'da? Dürüst ol artık söyle. Boyoz. Boyoz yemiş, 1.5 kilo midye yemiş. Oha. Aynen. Ve pazara bana yedirmiyor. Pazara yaşamda. Bana yedirmiyor, kendi yiyor gece 2.30'da. Yok ya, bir kilo falan. Şu an en favori hareketin ne? Ders verirken. İlk hareketin. Jumping jack. Just shoulder jack. Yerde değil mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Profesör PT. Her gün yazılır. Sıra bak. Sen kaldıramıyor musun? Kaldıramıyorum bari. Size birer tane yapınız bitiyor. Ya oğlum 3 tane yaptım. Ben başladım ben. Yaptırdık gidiyoruz. Yangın söndürürüm, yangın. Sen ne yapıyorsun? Bak, şu hareketi yapıyorsan abi sen büyük ihtimal 2014 yılından önce başlamışsındır body'ye. Tamam mı? Old school'sundur. Tamam mı? Omuzda, bak, göğüste önce normal bench, incline bench, decline bench, öne itme, enseye itme, enseye çekme, bak bunlar old school'dur. Bu harbi old school ha. Korkuttu beni. Çok uzun zamandır yapmıyorum bunu. Ben en son 2015 yılında falan yaptım. Bir de Jesse Statham'ı izliyordum şeyde. Barfiş çekerken. Enseye. Erkek adam enseye indir. Enseye indir. Hadi. Sen de. Ben boyun de. Fıtığı garantili. Kardeşim. Boyun. Alayım boyun fıtığına. Kardeşim ben şimdi... L4, L5, L6 arıza. Çek. Expert raporu. Sol ön çamurluk değişmiş, sağ arka çamurluk değişmiş. Arttıracaksın mı? Çok değil ama. Maksimum. Kevin LeBron değiliz, 4 plaka basalım bundan. LeBron.
Bana ağır gelmesin. Bir tık ama önde dur yavrum. Aynen. Nasıl şey yapıyorsun? Ama aynı kalkan. Bir tık böyle şey yapman lazım. Ya öyle çok tavuk sebeşler. Dokundururlar adamı böyle. Delikanlı adam burada yapar oğlum. Şimdi... Bu arkadaşlar böyle çürük olduğu için ikisi pek alışkın değiller. Benim gibi yani Çanakkale'lerde askerlik yapmadıkları için. Oğlum sen ne konuşuyorsun burada? Ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun be abim? 20 mi koyuyorsun? Zeybek'ten mi geliyor dayı bu? Zeybek. Kim yapıyor bunu ya? Şey yapıyor abi bunu. Bir ara olimpiye oldu, uzun yana. He, o yapıyordu. O yapıyordu. Şu. Bacağı açıyordu şöyle. Koyuyordu. Ne yani şimdi burada çek, çek bir poz ver. Bizden geçti. Allah. Bizden geçti abi. Bundan sonra bu. Tamam. Ve en önemli poz, raccoon. Bu hareketi gördün mü? Bak şu, 2-3 tekrar daha yapacağım hareketi o. Bekle. Devamı gelecek. Devamı gelecek. Yorulduk. Lak laka bırakacaksınız mı, yapacaksınız mı? Yapacağım. Poz ver. Bir. Bir. Sadece bir. Bir saniye. Bir litre su. Bir litre su var. Kaç günde veririm? 3 günde verirsin ama solaryumu kes. Sen solaryumu bana kes, böyle olmaz. Sırtında var mı? Solaryumu keseceksin. Sırtında var mı? Dur bakalım. Gel. Bir. İki. Üç. 3 litre su. 3 litre su var. Siz böyle. Siz böyle. Siz böyle solaryum yapmaya devam edin. Siz Grasp'a gitmeye devam edin. Kardeşim. Su tuttum. Su tuttum. Ne yapacağız? Nasıl vereceğiz bunu şimdi? Bir ay kala söyleyeyim mi? Gizli bilgi vereyim mi? Ama yasaklı. Bir ay kala femera. Günde 3 tablet. 3 tablet. Maşallah. Maşallah. Adele, adele kalmasın o zaman. Adele kalmasın. Psikoloji. Psikoloji. Bunlar ne? Bunlar. Bunlar yok zaten. Yok. 90 gün kala femeraya başlıyorum. Günde 1,5 tablet. Valla! Bak bak bak. 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 Bir de şu bak. Bir de şelemli. İnce de. Hakemleri. İstiyorum. Şimdi Davut size büyümenin sırlarını anlatacak. Ne yapacağız antrenmanda yanımızda? Şurada pizza. Pizza. Unuttuk bugün. Olmaz. Getirsek böyle olmaz. Düşmezdik bu kadar. Bunu kaça takmışsın abi? Sona. Kim yapacak? Bacakları kapat. İnceler mi? İnceler. Saçtır. Ben çocuğa vuruyor ya. Evet. Hop bas tavuk. Hop. Hop bas. Çocuk çalışıyor ya. Biz kalabalığız dedim. İki tam bir öğrenci. Beni o litre suyla takmışlar. Nasıl yapalım? Gireceğim de hemen arkadaş gelsin mi arkamda? Aranca gel gel. Niye sana takmadın? Ben takıntılıyım biliyorum. Sen bu kiloda durduran şey ne oldu? Neden 14'te durdurdun? Seni 84'te durduran ne oldu? Kaç
Kaç diyorsun? 105. Akşam kaç diyorsun Davut? 97 galiba. Yine en şişko ben çıktım. Sizin. 118. Ne yiyorsun oğlum bu kadar? Para mı ödedin askerde? Bedelli. Bedelli her Çağatay Karabaş. Bedelliye giderken kaçtın? Bedelliye giderken 105 falandı. Bedelliden döndüm 103 bulmuşum. Sürekli ekmek yiyorum. Doymuyorum. Bana dediler orada zayıflayacağım ben hiç. Ben o muhabbeti bilsem zaten çoktan 130 olmuştum. Pideci mi lan bu? Nasrettin. Aka. Benim tek sponsorum Nasrettin pide ve kebap. Üç yol. Numarasını söyle. Çünkü buraya fena oluyor. Abi bak. Sıkıldım. Nerede lan o? Üç yolda. Çağatay'la bizim mahallemizde. Sen anlıyor musun? Biz gelemedik oralara. Bırak ellerini. Gelemiyorum. Devrom ya. Tutsaydın ne? Tutuyordum. Nasıl? Ne o? PT'liğe geri mi dönüyorum yoksa? Zing. Yine 10 tane kıza birden yazıyormuşsun gibi hissettim. Yok. Ha? Yok öyle bir şey yok. Ayşe, Fatma. Ha? Nasıl olacak? Buray yine antrenman sonuna denk geldi ama üzücü bir haberim var. Onu yemeğe götüremeyeceğim, onun antrenmanı var. Evet. Yani yemeğe denk gelemiyor. Bugün kötü oldu ya. Niye böyle oldu? Geç geldi. Bir günüme denk geç geldi. Geldi. Bir de shiftim falan var şimdi. Şimdi buradan yemeğe gideceğiz. Belki onu çekeriz. Orhan'la burada vedalaşmamız gerekiyor. Neyse ben de sipariş ederim artık. Sipariş verirsin artık. Tamam. Tavuk pilav. Kader olarak. Yemekte görüşürüz. Çekemezsek de yemeği. Burada görüşürüz. Videonun sonu. Bir sonraki videoda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Pipet. Nasıl biz içiyoruz oğlum? Ama ne yapıyorsun ya? Ne şimdi bunlar? Doyurur mu bunlar bizi? İnşallah abi. Ne söyleseydik? Oğlum bili 500 TL nasıl söyleyeceğiz onu? Biz bodyciyiz, para kalmadı cepte. Tavuğun kilosundan haberin var mı senin? Kaç oldu abi? 120 mi neydi en son? Gençler teşekkür ederiz. Rica ederim. Afiyet olsun. Yüşko. Çocuğu getirdik. Bizim evler. İlk durak tamamlandı. Burger Street'te hamburger yedik birer tane. Şimdi de pizzacıya geldik, meşhur Kupika'ya. Bunlar birazcık Davutçuğum. Sanki doydun gibi. Ha? Blöf yapıyorum. Blöf. Sen ne durumdasın? Yüzde kaçın dolu? Sıfır. Cidden mi? Ben hep açım. Menüye bakıyorlar şu anda. Benim zaten ne yiyeceğim belli. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceksin? Menüye bakıp döneceğim. Balıklı yaşa. Yeşillik makromuzdan geri kalmayalım. Şöyle. Kişi başı birer tane pizza. Acıktıysanız başlayın beyler. Böyle var şey fotoğraf çekeceğiz. Üçüncüyü ama bekliyorum. Üçüncü olmadan başlamıyor mu? Geliyor. Yine pipet geldi. Pipet bozar. Benimkini alabilirsiniz. Herkese kadar pipet sıçacak. Geliyor sucuk. Benimki. Teşekkürler. Üçüncüyü de şöyle teşekkürler. Teşekkürler. Rica ederim. Ben bu yağları saklı bir gidip var mı? Yok. Kırmızı olmamacıdır ki.
kendinize dikkat edin. Sarı olan sarımsaklı, bunları biz aromalandırıyoruz, günlük olarak üretiyoruz. Yeşil olan da maydanoz ve taze soğanla yapılır. Kullanmadan önce onu biraz çaldırmamıza ihtiyacı var. Özellikle pizza kenarlarında şefimizin tavsiyesidir. Tamamdır, teşekkür ederiz. Gördün mü Davutcuğum? Bilgilendiniz mi Mehmet? Dinlemedim. Bilgilendiniz değil mi? Ben de dinlemedim. Kendinize dikkat edin dedikten sonra, ay manitalar, manitalar fotoğrafı çekmeden yiyemiyoruz arkadaşlar. Düşünceli olsun. Bize... Bize afiyet olsun. 8 tane suçu. Ülke ekonomisi. 1-2-3. Kişi başı 8 tane. Bu ne? Bu ne bu? Bu ne? Bu ne bu? Bundan sonra pizzayı bölüyorum. Ya şimdi elit mekanlarda bölüyorum. Domino's olsaydı elimi yiyorum. Tek at. Hadi başla. Oğlum sen ne yapıyorsun? Başlıyoruz. Başlaman lazım artık. Konum arıyorum ya, konum yok. Konum yok, konum çıkmıyor. Boş ver. Konum gizli. Konum gizli şahane. Terbiyesiz. Tek at tek at. Hı? Kardeşim pizzayı lavaş yapıp yiyorsun şu anda, farkında mısın? Yaklaşık 5 dakikada bir tanesi gitti bile. Silip süpürdüler hayvan herifler. Şimdi buradan büyük ihtimal dondurmacıya gideceğiz. Meşhur bir dondurmacı varmış, Davut öyle dedi. Bostanlı'da. Bir tane dondurma yer, konuyu kapatırız. Ben biraz daha bir şeyler yerim de bunlar da büyük ihtimal terlemeye başladılar. Yiyemezler. Ben bir burrito akardı bende, bir taco. Abi işte böyle yiyemeyen adamlarla olunca hayat zor. Ben şu anda midemin %20'si doldu. Kenarlarını bile bırak. O derece yani. Davut'un tabii yarışı var ya, ondan dikkat ediyorum. Diyet. Çikolata parçacıklı, %70'likler çikolata mı? Sen yine mi sadece? Ben video çekiyordum o anda, dinlemiyordum. Videoda sonra takip ederim artık. Çekeceksin mi? Çekiyorum işte şu anda, yayındayız. Videoda mıyız? Ama yayındayız. Ama yiyeceksiniz. Tabii ki yiyeceğim. Tamam. Onun için geldim ben. Ben o zaman sayı söylüyorum. Hayvan herif. Lotus olsun, yoğurt olsun. Şöyle 500 ml'lik kapta alsaydık. Evet. Onlar da güzel. Gerçekten güzel. Ancak keser. Ancak keser. Lotus, tahin, en yakışıklı yoğurt. Yoğurt. Çikolata. İyi valla, siz artık çok akşamları duruyorsunuz. Tahin. Değişiyor. Üretimde alıyorum. Abone misin sen buraya? Ama evet, bayağı da sizi görmemiz lazım. Biz geliyoruz da evet, denk geliyor. Yani. Dondurmalar erken bitmesin diye canlı başla üretiyoruz yani. Evet. Sizin de bitmesi normal ya valla. Çekilin. Geç. Bu ne kadar güzel bir kameraymış. Yalan olamam evet. Şöyle. Evet. Bayağı da şey kullanışlı. Ne yiyeceksin? Çilek reis çilek yer. Bilmiyorum ya. Çilekle yoğurt çok güzel bir ikili, tavsiye ederim. Çikolata parçacıklı çilek. Her gün yarım kilo çilek yiyorum. Karabut olabilir o zaman. Olur. Ya da limon fesleğen çok ekşi seviyorsanız. Karadut, yoğurt. Yanına ne gider acaba? Bitter çikolata çok yakışır. Yakışır mı? Seviyorum. Diyorsun. Yoksa o zaman bitter çikolata. Lotus mu? Kap falan nasıl olsun? Lotus güzel varmış. Sen bitter, bitter seviyorsan bitter abi. Bitter bitter. E tamam. Beni niye habire yakından çekiyorsun? Tatlı surat. Yaklaşayım biraz daha. Kap küre. Küre. El yapımı olsun. Sizin kanalınız mı var? Evet benim. Onun kanalı var, bizim yok. Onların yok. Çekilin lan. Biz yok. Konuyla alakası yok ama şu an buradayız. Yani antrenman videosu normalde. İşimiz ama. Mesela siz bunları böyle böyle kaşıklamak istemiyor musunuz hiç mesela? Yani orada kaşıklıyormuşsun gibi bir bayit var sende. Kalmıyor değil mi gece? Kalmıyor. Genelde kalmıyor.
alsaydı ben çok büyük zarar verirdim dükkana. İşte yapacak adam var, yapacak adam var. Sen yapamazsın. Sen yalıyor musun? Tabii. Bak şey yoğurt çok güzel. Diyorsun. Ay yalarken çek de beni niye böyle? Çekeceğim. Yalan. Ben siz ne önerirseniz onu yiyeceğim. Meyveli mi severiz daha çok? Ekşi olsun. Karadut, limon, fesle. Tamam. Bir de çikolata parçacık meyveli mi arayalım? Tamam. Anlaştık. Kalk biraz sizin nasıl olsun? Aynı külü artık biz de yalayalım mecbur. Çocukların yanında ayıp olmasın. Erkek adam yalar olur. Sen güzel olmuş. Ayrı bir tadı olmuş yani. Evet. Yakışmış limona. Sen Vedat Milor'la akrabalığın var mı? Dondurma şeyi... Konusunda gurme misin? Aynen. Bir Franco'yu beğeniyorum bir de size. Franco'yu biliyor musunuz? Evet, evet ama çattım. Limon fesleğen karadut. Şöyle yapıyoruz. Limon fesleğen en alta. Çikolata parçacıkla en üstte karadut. Böyle olsa tam hepsinin hem ekşiliğini olur. Önceden yapıyor muydunuz bu işi? Ben 5 yıldır aslında, 5 yıl kadar önce başladım girişim. Yani üretiyorum işte pandemide dükkanımız yoktu. Dükkanımız daha yeni. Yeni dedim yine bir yılı geçti. Biliyorum, biliyorum ne zaman açtığınızı falan zaten. Ama ilk misafirleriniz. Evet, biz direkt fark etmiştik. Ben hatta... O zaman sana %20 indirimli olur. Eren Kurt'tan görmüştüm. Onun karabut, güzel. Bir dönem atmosferde üretim yapmıştık. Hani yani, evet, evet, orada da olmadı. Yes, thank you. Miko. Teşekkür ederiz. Kuzeydeki ne oldu? Masayı sandalyeye mi yedik oğlum? Evet dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Güzel İzmir manzarasında. Saçlarım çok güldü. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.